Ünite değerlendirme testi. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru olan şıkkı işaretleyiniz demiş. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir demiş. Lamba ve güneş ışık kaynağı, trafik levhası değildir. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Işık yayan, çevresini aydınlatan nesneler ışık kaynaklarıdır. Ay dünyamızın ışık kaynağıdır. Yanlış. B şıkkı. Ay bir yansıtıcıdır. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Üçüncü soru. Işık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru. Bakalım diğerlerine de. Yapay ışık kaynakları tükenmeyen ışık kaynaklarıdır. Yanlış. Karanlık ortamlarda cisimleri net bir şekilde görebiliriz. Yanlış. A seçeneği doğru olan seçenekti. Dördüncü sorumuz aşağıdaki ortamların hangisinde cisimler net görülür? Karanlık yerlerde değil, çok fazla olduğunda da göremeyiz, yeterli olduğunda net görürüz. Fazla ya da az olduğunda net göremeyiz. Beşinci sorumuz aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi diğerlerinden farklıdır? Güneş ışığı doğal, fener ışığı yapay, mum ışığı yapay. Yapay yapay doğal, doğal diğerlerinden farklıdır. Altıncı sorumuz aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? El feneri yapay ışığı, yapay ışık kaynağı doğru. Meşale doğal demiş, yanlış. Şimşek doğal demiş, doğru. B seçeneği yanlış. 7'ye bakalım. Sesin yayılması ile ilgili hangisi yanlıştır? Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Doğru. Ses her yöne su dalgası gibi dalgalar halinde yayılır. Doğru. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti artar demiş, yanlış, azalır. 8. sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Çok gürültülü ortamlarda çalışanlar kulaklık kullanmalıdır. Doğru. Diğerlerine de bakalım. Güneşe çıplak gözle uzun süre bakabiliriz. Yanlış. Canlıların çıkardıkları bütün sesleri duyabiliriz. Yanlış. A seçeneği doğru olan seçenektir. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin ses şiddeti diğerlerinden daha yüksektir? Ambulansın siren sesi, kedi sesi, karıncaların ayak sesi. Tabii ki ambulansın siren sesi. Onuncu sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ses kaynağının çıkardığı sesi en iyi Yasemin duyar. Hayır, Yasemin daha uzak. Ses kaynağının çıkardığı sesi en iyi Hakan. Hayır. En iyi Murat duyar. C seçeneği. 11'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağıdır? Yıldız, ayna ve ay yansıtıcıdır. 12'ye bakalım. Yukarıdaki ifadelerden hangilerinde ses kaynağı yakınlaşmaya başlamıştır? Ambulansın siren sesini daha iyi duymaya başladım. Yaklaştıkça sesin şiddeti artar. Köpeğin sesini artık duyamıyorum. Uzaklaşmış. Bir olacak, iki olmayacak. Arkadaşımın sesini duymaya başladım. Demek ki yaklaşmış. 1-3. 13. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin çıkardığı ses diğerlerinden daha şiddetlidir? Boyut önemli. Bakıyoruz. Sinek az, karınca neredeyse yok denecek kadar az. Ama aslan sesi daha şiddetlidir. Aslanı işaretleyebiliriz. On dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir amaç için tasarlanmıştır? Sesi yükseltmek, yükseltmek. Bu ise azaltmak için A seçeneği
15. Aşağıdaki olaylardan hangisinde ses kaynağı bizden uzaklaşmıştır? Trenin sesi duymaya başladım, yaklaşıyor. Otomobilin sesini daha iyi duyuyorum, yaklaşıyor. İtfaiye sireninin sesi artık duyulmuyor, uzaklaşmıştır. C seçeneği. 16'ya bakalım. Denizin derinliklerine inildikçe görme olayının zorlaşmasının nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Görme olayı azalıyorsa ışık azalmasıdır. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi diğerlerinden farklıdır? Flüt yapay, korna yapay, bebek doğal ses kaynağıdır. O yüzden C seçeneğini işaretleyebiliriz. 18. sorumuza bakalım. İşitme duyumuz ile aşağıdakilerden hangisini yapamayız? Bir ses kaynağının yaklaştığını ya da uzaklaştığını belirleme. Bunu yapabiliriz. Ses kaynağının yerini tahmin etme. Evet, yerini tahmin edebiliriz. Doğadaki her sesi duyabilme. Hayır, bir karıncanın ayak sesini, bir uğur böceğinin ayak sesini duyamayız. 19. sorumuz. Sesin işitilebilmesini sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisidir? Ses kaynağının türü. Hayır, birçok ses var. Sesin hızı değil, sesin şiddeti. Aşağıdaki ortamlardan hangisinde net göremeyiz? Net göremediğimiz ortamlar ya ışık fazla olacak ya az olacak. Net göremeyiz demiş. Burada ışık yeterli kadar var, yeteri kadar var. Burada da yeteri kadar var. Fakat burası loş, yani tam net değil. Işık az. O yüzden net göremeyiz. B seçeneğinde.